Evime bile gizli ajanlar gibi gidiyorum. Bu nedir lan? Oğlum Adem, acil bir çözüm bulmam lazım. Bul oğlum, bul. Borçlardan daha ne kadar kaçacaksın? Ulan arkadaş, bu nedir lan? Kendimi Kemal Sunal filmlerinde gibi hissettim lan. Adamlar 40 yıl önce bugünü görmüş anasını satayım. Yine işsizlik, yine parasızlık. Çabuk kaçın ben. Oğlum, ne olacak senin bu halin? Sen neden çalışmıyorsun oğlum? Bak kız kardeşine, hem okuyup hem çalışıyor. Neden? Senin borçlarını ödemek için. Ya baba tamam, söz çalışacağım, vallahi çalışacağım. Ama iş yok baba, sen de biliyorsun. Piyasa çok kötü. Hani iş var da ben mi çalışmıyorum? Lan yürü git zibidi, gel inşaatta çalış. Piyasa kötüymüş. Millet ekmeğini çöpten çıkarıyor, çöpten. Sen iki üniversite bitirdin. Halen bir bataya sap olmadın. Ben bu yaşta senin borçlarını ödemek için çalışıyorum. Sen dua et, dağ gibi babamız var. Yoksa açlıktan ölmüştün, işe yaramaz. Hakikaten doğru söylüyorsun ha. Babamız da maşallah dağ gibi ha. Terbiyesiz evlat, babamla dalga geçme. Yok abi, ne dalga geçmesi ya. İyi ki babamız var yani, onu diyorum. Bak oğlum, kendine bir iş bul artık. Senin yüzünden sokağa çıkamaz duruma geldik. El aleme rezil ettin bizleri. Biz senin borçlarını ödemekten kendi evimize bakamaz olduk. Valla iş buldum buldum, bulamadın daha seni eve de almayız. Baba şu gereksize yüz verme artık ya. Eyyuh be, eve almamak nedir ya? İşine gelirse, bugün evde son günün olmasını istemiyorsan yarın kendine iş bulursun. Yarın iş bulmadan sakın bu eve gelme. Kızım, televizyonu aç da haberleri izlerim. Tamam babacığım. İş adam ya da kadın bir kaza geçirir, hafızasını kaybeder. Hayatındaki herkes artık onun için bir yabancıdır. Kaza sonrası 7 yılı belleğinden silindi. Yuh, ne biçim haber lan bu? Tabii lan. Oğlum ben de kendime zeki diyorum. Çözüm ayağıma geldi lan. Lan oğlum her şey tamam da ben hafızamı nasıl kaybedeceğim? Yani çok değil ha, şöyle 1-2 yıl beni geriye götürsün yeter. Acaba ne? Oha lan! Oğlum buradan düşersen değil 1-2 yıl geriye gitmek, ölürüm lan. Başka bir şey bulmak lazım. Oha! Bu da olmaz lan. Kesin bir araba çarpar ölürüm. Başka bir şey olsun, başka bir şey. Yani birini gözüme kestirip onu mu dövsem acaba? Oha! Bu olmaz lan. Başka biri olsun. Bu beni kesin öldürür. Birader. Buyur abi. Biraz önce yanımdan geçerken niye posta koydun, yan baktın? Hı? Öldüreyim mi lan seni? Öldüreceğim ha. Şşt, gel lan buraya. Abi ne oluyor ya? Ben arkadaşa sadece adres sordum. Bekle oğlum, bekle. Şimdi ben sana adresi göstereceğim. Tamam tamam, yeter. Dersini almıştır zaten. Anne. Anne, karnım çok acıktı anne. 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 Ne annesi lan? Ne yapıyorum oğlum ben? İş bulamasam eve almıyorlar. E iş bulmak için o kadar şey yapayım dedim. Sonu ya kavgayla bitiyor, ya dayakla bitiyor, ya ölümle bitiyor. O kadar okudum belki adam olurum diye bir baltaya sap olamadım. Ne yani? Bu hayatta rahat bir nefes almak için illa ölmek mi gerek? Kesin.